kurumlar Ada Coin ve bu ikisinden çıkıyor BTC ve diyor bu altısını alıyor. Bunların üzerine konuşacağız. Bu noktada tabii farklı varlıklar olduğunu görüyoruz. Ada, XRP, Sol gibi kripto paralar varken Ada'dan çıkış yaşandığını ve tabii çeşitli varlıklarda girişleri görmüş olduğunuz gibi tespit ediyoruz. Kurumsal yatırımcı nezdinde. Bunu da böylece listeyi değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftanın özellikle farklı ülkeler çapında en çok yatırım yapılan varlıklarını değerlendireceğiz tabii. Bu arada beğenip abone olmayı da unutmayalım. Onu da ifade etmiş olalım. İzleyen herkes hem bu videoyu beğenebilirse hem de kanala abone olursa çok iyi olur. Bunlar da böyle önemli işlerdir yani. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hem videoyu beğenen hem de kanala abone olan herkese diyebilirim. Evet, bunları yapalım. Ada Coin ve bu ikisinden çıkıyor. BTC ve bu altısını alıyor diyor. Kurumsal ilgi her zaman önemlidir. Genellikle birincisi kurumsalların alım yaptığı varlığı kullanma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla gerçek kullanım ve kemik kitle olarak algılanması bakımından gerçekten bu durum önemli bir iştir. Yani her şeyin başında bu durumu bir anlamak gerektiğini düşünüyorum. İkinci olarak yine önemli bir olay, yine önemli bir kısım. Kurumsallar yüksek yatırım yapar ve tabii elde tutma oranlarına da aynı şekilde büyük bir pozitiflik katmaktadırlar diye ifade etmemizde fayda olacaktır. Dolayısıyla bunlar da büyük oranda, değil mi, önem arz eden durumlardır diye ifade edebiliriz. Yine ilerleyen vakitlerde de konuşacağız ama yine burada adı geçen varlıkların aynı şekilde iyi işler çıkarma potansiyeli de bir o kadar yüksektir. Bunu da söylemiş olalım yani. Şöyle bir bakalım. Bu arada tabii BTC'nin genel anlamda söylüyorum çok aşırı derecede yüksek bir dominansı vardır. Bunu da ifade etmiş olalım. Çok yüksek bir dominansı vardır. Yani Bitcoin diğer kripto paralara göre çok daha fazla kurumsal yatırım çekmektedir. Böyle bu durumu ifade etmiş ve yine söylemiş olalım. Böyle de bir durum var yani, evet. Burada ya yani neyse şunları tek tek şey yapmanın bir anlamı olmayacaktır. Yani nedir o? Birer 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 bunları incelemeyelim. Şöyle bir bakalım. İyi girişler var. ABD her zaman öncülük ediyor. Konusu. Devam edelim şöyle bir anda. Veriler neyi gösteriyor? Hong Kong en son ETF onayından sonra açıldı. Güzel. Grayscale tarafından bakın çıkışlar düşmüş. Yani umarım daha da fazla düşer ama ilk etapta ETF'ler hatırlarsınız. ABD'de onaylandıktan sonra bu aşırı derecede konuşulan büyük bir olay haline dönüştü. Sürekli ama sürekli olarak karşımıza gelen bir şey muhabbeti var. Nedir o? Grayscale satıyor işte Grayscale'dan çıkış falan. Tabi zamanında tutmadığı için düşük fiyatlardan alımlar gerçekleştirildiği için neredeyse şey yani yok pahasına. Dolayısıyla onaylandıktan sonra birebir fiyatına eriştiği için yatırımcı tabi kar görüp sattı. Mantıklı olarak yani normal olarak. Evet devam edelim şöyle. Bitcoin milyar dolar çekiyor. Bak bu çok sağlam bir yatırım gördüğünüz gibi. İşte bunun olduğu noktada Bitcoin'in milyar dolarlar çektiği bir ortamda zaten genel olarak altcoin'lerin ve BTC dahil kripto paraların ilerleyişini görürüz. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftanınkini incelerken, daha doğrusu geçtiğimiz hafta ondan önceki haftanınkini incelerken muhtemelen oldukça iyi bir yatırım alabileceğini ifade etmiştik bu hafta için. Ve gerçekten o şekilde olduğunu da görebiliyoruz.
Ethereum da hiç fena değil. Biliyorsunuz daha çok yeni olmasına rağmen ETF onayı gayet iyi bir giriş gerçekleştiğini görüyoruz. Dahası da muhakkak gerçekleşebilir. Dahası da aynı şekilde muhakkak olabilir diye ifade etmemizde fayda görüyorum. Ether değildir. Solana, bakın Solana da boş bir varlık değil. Onu da söyleyeyim tekrardan. Solcoin 2022 yılında Ether'i tam 3'e katladı. Yani Ether'den 3 kat daha fazla yatırım aldığını gördük aslında biz Solcoin'in ve bu hiç az bir şey değil. Ve daha da artabilecek bir ortamı aslında bizlere göstermiş oldu diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki vakitlerde yine ne olacağını, neler olacağını hepimiz bekleyip göreceğiz. Ama şimdiye kadarki kısımda da yine iyi bir süreç ve zaman dilimi geçirdi diyebiliriz Sol içinde. Litecoin'de mesela bakın Litecoin'de XRP'de dengesiz varlıklar. Ya tabii ki de bunu kabul etmekte fayda olacaktır. Dengesiz varlıklar. Ama belli bir noktadan sonra patladı mı harbiden patlıyorlar. Yani çok ciddi, çok sert fiyat artışlarına maruz kalıyorlar. Yani bu da işin bir gerçeği. Dolayısıyla bunları da aynı şekilde bilerek hareket etmek gerektiği kanısındayım ben. Bunların da farkında olalım. Bunlar da çok güçlüdür. ETF'i gelecek daha ne olsun yani. O kadar değerli bulunuyor. Ada muhtemelen XRP ve Litecoin'den sonra ETF'i gelecek. ETF'i gelecek diye bilerek söylüyorum. Çünkü yani ETF'i de burada bilerek bir ölçü olarak kabul ediyorum şu an anlatıyı gerçekleştirirken. Çünkü sizin ya burada ETF dediğimiz olan zaten ETF geliyor demek eşittir kurumsal ilgi var demek. Evet. Aynı anda eşittir sonrasında daha da artacak demek. Link'e gelince yine 10 numara varlıklardan bir tanesi tokenizasyona da girdiler. Bakın ABD'den, İsviçre'den, Almanya'dan, Avusturya ve Brezilya'dan ciddi girişler var. Kanada, Hong Kong tarafından da aynı şekilde çıkışlar olduğunu görüyoruz. Ve bu noktada çok ciddi hareketler yapabilme kapasitesi yüksek. Ha, İsveç'te de aynı şekilde çıkış varmış. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.